Sen mi bu hayatın yaşamasın? Gülmezsen, ağlamazsan, sen mi bu hayattan ders alamazsın? Gülmezsen, ağlamazsan, biz bu hayattan ders alamayız. Merhaba. Sevgili seyircilerimiz, dünya kardeşler, Adem'in çocukları, Havva'nın çocukları, paslanacağımıza yıpranalım. Bir öz sözle başlamak istiyorum. Paslanmak güzel bir şey değil. Paslanmak nedir ya? Zehirlenirsin, zehirlenirsin. Paslı bir şeye bakalım. Zehir, zehir. Arabada var, kırmızı baktım. Paslanmak, zehirlenmek. Kanserojendir. Paslanma. Kanser olursun. Yıpranmak güzel, parlamaktır. Hep gene çalışmaya deniyor. İşin başı hareket. Yıpranmak. Yıpran. Çalıştırma kendini. Yoksa paslanırsın. Paslandığı zaman ne olur? Fikirler çürür. Düşünceler bulanıklaşır. Vücut hantallaşır. Bir sürü hastalıkların başlangıcı olur. Evet. Pas çünkü. Pas. Kütür kütür. Harekete geçirmek kolay mı olur paslı bir insan? Ne kadar yağ verirsen ver, vidalar kolay değil yani. Asitler bile koysan, asitlerle bile zor açarsın ya. Yani ölmüşlük gibi bir şey yani. Ölmüş, çöplük gibi bir şey yani. Pas böyle oluyor yani. Ölmüş gibi. Onun için paslanmadan, çok paslamadan harekete geçmek lazım. Çalışmak lazım. Yoksa ne kadar istersen İngiliz anahtar olsun gene açamazsın yani paslı şeyi. Biliyorsun değil mi Ömer İngiliz anahtarları? Meşhurdur yani. Kitlemiş her şey. Pas. Anahtar ne yapsın? Sen diyebilirsin abi ateşte erişsek tekrar vida haline getirsek falan olur mu bilmiyorum. O da olur. Tekrar ocağa sokmak gerekiyor. Tekrar hayata başlatmak gerekiyor. Tekrar dövmek gerekiyor. Hayata alışsınlar. Ama zor ama yani. O da zor. Kimse ona katlanmaz. Çileli bir hayata katlanmaz. En iyisi baştan bileceksin. Pas tutmadan çalışmaya devam etmek lazım. Pas tutmadan çalışmaya devam etmek lazım. Yıpranmak iyidir. Öğrenmek. Zaten yıpranmadan lezzet olmuyor. Değil mi? Pişmeden yemek olabiliyor mu? Güzel yemekleri pişirmek lazım. Hayat da böyle. Hayatın bir bedeline demek lazım. Mevlana'nın bir sözü var. Bilir misin Ömer? Hamdım. Yandım. Sonra neydi? İçtin. Pişireceksin abi. Hamlıkla bir yere varılmıyor. Sonra yanacaksın. Yana yana, yana yana. Döne döne. Sonra lezzetli bir insan olacaksın. Konuşmaların, hareketlerin, duruşların hep olgunluk. Hep erdemlik, münevver bir insan. Kaliteli bir insan.
Bunun her şeyin başı işte çalışma. Çalışmadan hiçbir yere gelinmiyor. Daha ne anlatayım bu çalışmayı diye bilmiyorum ki. Kendim gece gündüz çalışıyorum yani. İyiyse ben çalışmadan keyif alacağımı bilsem, dağlardan mı, denizlerden mi, ormanlardan mı geçerim her yerde. Giderim ama en güzel çalışma. Bakıyorum lezzet olur, en güzel çalışma. Hem çalışsan bir şey üretiyorsun. Ürettiğin zaman da keyif alıyorsun. Ve okuyorsun kitap, bir şey öğreniyorsun. Öğrendiğin zaman da cahillikten kurtulup bir bilgelik oluyorsun. Lezzet alıyorsun. Ömer, sen ayda kaç kitap okuyorsun? Üniversite zamanında 10'dan fazla okuyordum. Şimdi? Şimdi çok az. Belki 2. Son zamanlarda hiç okuyamıyorum. Ayda 2 okuyorsun, çok iyi. 4 okumak lazım ama ben de şimdi şu 1 aydır, 1,5 aydır yoğun çalıştığım için. Çünkü eve varıyorum. Mesela dün akşam eve vardım. İşte 2,5 falandı. Evet. Koltuğun üzerinde uyudum ya. Bir 40 dakika sonra namaza kalktım. Yani ayaklarımı şöyle kaldıramıyorum abi ya. Ama çok da keyif alıyorum ya. Kesinlikle. Ya çalışma ne kadar güzel bir şey ya. Ama o yorgunluğun tadı var ya. Rüya mı görüyorsun? Hayal mi görüyorsun? O kadar keyif alıyorsun ki. Maşallah. Maşallah. Çalışanlara 41 maşallah. Çalışmayanlara da yağlanma diliyorum. Çok yağlanın ki pasınızı atın. Hoşçakalın.